Aslında bizim gibi doğu kültürüne sahip toplumlarda en çok merak edilen konu olmasına, en çok internette araştırılan konu olmasına rağmen bir türlü konuşulmayan cinsel problemler. Evet, bu cinsel problemlerin en önemlilerinden bir tanesi vajinismus. Peki vajinismus nedir? Nasıl tedavi edilir? Çiftler ne zaman, ne durumda şüphelenip doktora ya da hekime bir takım şeyler danışmak için başvurmalıdır? Bunlara tek tek cevap vermeden önce bir takım şeyleri dillendirmek gerekiyor. Baktığımız zaman bir kadının, belki de birçok kadının farkında olduğu ya da olmadığı, destek almak için bir uzmana başvurduğu ya da vurmakta kaçındığı en önemli problemlerin başında cinsel problemler gelir. Bunların en önemlilerinden bir tanesi ise cinsel ilişkiye girememe olarak tarif edilen vajinismustur. Vajinismusa baktığımız zaman hep sanki kadının problemiymiş gibi olur. Genellikle kadınlar ilk geldiklerinde eşlerinden ayrı ve tek başına gelirler ve hep beklentileri şu yöndedir. Bizim karşımıza oturduklarında doktor hanım bana bir şey söyle, ben hemen ikna olayım ve bu problemi çözeyim. Ya da beni bir masaya al, hemen bir bak, orada bir şey var, etten bir duvar var, hemen onu çöz, oradan kaldır ve ben hemen ilişkiye girebileyim gibi bir beklenti içindedir. Ama bu kadar kolay değil. Vajinismus altında yatan anatomik bir problemden dolayı olmaz. Vajinismusun arkasında bilinçli beynimizle algılayamadığımız, daha geriden gelen bir takım korkular var. Şimdi çift bize geldiği zaman söyledikleri şey şudur. Hocam ben eşimi çok seviyorum, çok da aşığım. Ön sevişmeyi de yapabiliyoruz. Gerekli ıslanmayı ve sulanmayı da yapıyorum. Hakikaten penisi vajina almak da istiyorum. Ama tam penis bana yaklaştığı zaman istemsiz olarak bacaklarımı kapatıyorum ve kasıyorum. Erkekler de penisi zorladığım zaman orada bir etten duvar varmış gibi geliyor şeklinde tarif ederler. Zaten bu sebeple çiftin bir problemidir. Çünkü aralarındaki ilişkide bir takım sıkıntılar vardır. Mesela Merve Hanım diyelim. Merve Hanım'ın, 30 yaşındaki Merve Hanım'ın problemi değildir vajinismus. Arka planda 10-15 yaşlarındaki çocuk Merve'nin beynine attığı bir takım şeylerin problemidir. Ne olabilir? Özellikle bizim gibi toplumlarda erkekler kötüdür, sağını solunu kapa, aman öpüşen bir çift var bakma gibi kapalı bir takım durumlarla büyütülmemizden dolayı. Hatta bazen çok fazla hepimiz hikayelerde duymuşuzdur. İşte ilk gece öyle bir kanamış ki kadın yatak yorgan her yer kan göl olmuş. Ya da işte doğum olmuş, doğum sırasında vajeni yırtılmış, parçalanmış gibi annelik korkusuna kadar varabilecek bir takım korkular yer etmişti. İşte çift ilişkiye girmiş, birbirine kenetli kalmış, hastaneye götürmüşler. Belki bu kadar abartılarak anlatılmıyordur ama biz çocuk yaşlarda bunları duyduğumuzda canavar görmüş gibi oluyoruz. Ve arka planda ciddi bir korku oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz bu korku vajeni erkeklere karşı, penise karşı kapatıyor. Aşk kasları dediğimiz kaslar gevşemeyi ve penis yaklaştığında sulanıp açılmak yerine kapanmayı tercih ediyor. Çünkü o bir tehdit. O zaman arka plandaki çocuk Merve Hanım'ı ikna edeceğiz. Aslında tedavinin temelinde bu yatıyor. Bilinçli aklımızla bunun yanlış olduğuna kendimizi ikna etmek yatıyor. Tabii bu sadece ben kendimi ikna ediyorum, bunu kabul ediyorum şeklinde olmuyor. Burada işte desteğe ihtiyaç duyduğunu kabul edip eş olarak bir psikiyatra, bir psikoloğa ya da kadın doğum hekimine, cinsel terapi yapabilen bir yere başvurması ve tamamen kendini teslim etmesi gerekiyor. Şimdi bazen hastalar burada anatomik problem olduğu konusunda ısrarcı olurlar. Zaten biz önce deriz ki vajinismustan şüphelendiğimiz hastalarda bir kadın doğum hekimi görsün. Kadın doğum hekimi sizi gördüğü zaman masaya aldığında alet kullanmak ya da ekstra bir durum yapmak durumunda değil. Sadece bir bakış ile gerçekten kızlık zarında bir problem var mı? Orada engel olacak bir şey var mı? Çok çok nadir de olsa, %1'den bile aşağıda gördüğümüz durumlarda işte kalın kızlık zarı, açılmamış kızlık zarı, işte septum dediğimiz oradaki bir takım duvarımsı durumlar olabiliyor. Ama bir bakışla anlaşılır bu. Kadın doğum hekimi size bu yok dediyse işte o zaman vajinismus tanısını alırsınız ve terapilere başlamanız gerekir. Peki terapide bizim amacımız ne? Terapide bizim amacımız çiftin İlişkiye girmesini sağlamak değil aslında. Çiftin korkularından kurtulmasını sağlamak. Biz kadının arka planını temizler, korkularından kurtulmasını sağlarsak zaten bir ilişkide gerekli olan doyum ve haz veren cinsel birlikteliği kendileri sağlayacaklardır. Vajinismus tedavisinde aslında kadının uyması gereken belli kurallar var. Bir kere zihninin arkasındaki perdeyi, resmi değiştirmesi gerekiyor. Şimdi bunu bir örnekle açıklayacağım. Tamamına girmemiz bu şekilde tabii ki mümkün değil. Bunlar saatler alan terapiler. Ama kızlık zarından başlayabiliriz. Mesela kadınların en büyük korkularından biri kızlık zarının kanayacağı, patlayacağı, çatlayacağı, yırtılacağı, yatak yorganın kan olacağı şeklindedir. Bir kere kızlık zarı patlamaz. Kızlık zarı yırtılmaz da. Kızlık zarı dediğimiz şey hepimizin kafasında oluşan zar şeklinde bir durum değildir. Yani bir dokunmayla bunu patlatıp yırtamazsınız. Kızlık zarı vajen girisinde simit şeklinde oluşmuş bir dokudur. Aslında ortası gerçekten de deliktir. Zaten burada delik olmasa adet kanı dışarıya çıkmaz. Mantıken o ortadaki deliğin varoluşu ve adet zamanı açılıp kanı dışarı çıkışını kabul ediyorsak, aynı deliğin ilişkide ıslanma ve uyarılmayla beraber genişleyip penisi içeri alabileceğini de kabul etmeliyiz. Ne olabilir? Penis geçerken simit şeklindeki halkaya yanlardan değdiği için ufak ufak kanamalar yapabilir. Ancak eğer siz gerçek bir döngüyü sağlıyor, cinsel birlikteliğin bütün aşamalarını, ön sevişmeydi, hazırlamaydı, ıslanmaydı gibi aşamalarını yaşayabiliyorsanız, ne demek? Doğru sevişebiliyorsanız bu zar zaten esner. Esneyince penisi içine alır. Bu nedenle bize çocukluğumuzda anlatıldığı gibi her yeri kan yapacak şekilde bir kanama, canınızı yakacak bir durum olmaz. Bunu kabul ettiğinizde, bu kızlık zarı mitini yendiğinizde zaten ilk adımı atmış oluyorsunuz. Yine devamında buna benzer herkesin sayabileceği bir sürü örnek vardır. Bunları tek tek bilinçli aklına kadının kabul ettirmesi gerekiyor. Yani arka planda gördüğü resmi değiştirmesi gerekiyor. Bunu konuşurken bile yapacak. Yani ben gevşeyemiyorum, kapatıyorum gibi değil. Ben penisi vajenime kabul ediyorum. Ben penisi vajenime alıyorum gibi. Daha olumlu cümlelerle. Çünkü beyin öyle bir organ ki siz olumsuz cümle kurarak olumlu yaparsanız o olumsuz resmi görür. Yani ben gevşeyemiyorum ya da ben kasılmayacağım değil. Ben gevşeyeceğim. Yani kasılmayacağım gibi olumsuz cümle yaptığınızda kasılmaktır beynin algıladığı. Ben gevşiyorum, ben penisi içeri almayı kabul ediyorum, cinsel birlikteliği kabul ediyorum gibi beynin arka planına atılan adımlar aslında vajinismusla tedaviye giden yolun başlangıcıdır. Ama yine söylüyorum, vajinismus bir çiftin tek başına atlatabileceği bir durum değildir. Biz 30 ya da 25 yaşındaki Merve Hanım'la değil, 5-10 yaşlarındaki Merve, çocuk Merve ile uğraştığımız için mutlaka bir bilenden destek almanızı tavsiye ederim.